Abi, çok var mı daha? Tarife göre çok olmaması lazım. Zannederim şu ilerideki evler ya da arkasındaki sokak. Sen geldiysen daha önce niye bulamıyorsun? Geldik de kaç sene oldu lan sivri akıllı. Ayrıca Zuhal bacımgil kaçıncı evi değiştirdiler o zamandan beri? He, doğru ya. Doğru tabii. Şunu biraz taşı be. Allah Allah. Yıktın iyice bu işleri bize be. Sen nasıl biradersen. Geldik. Hayırlısıyla geldik. Geldik mi? Uf, kolum koptu. Bana bak. Ablamın evidir diye öyle labali oluverme, tamam mı? Nasıl yani? Yani evin içinde gezme. Sağa solu karıştırma. Önüne koyulursa ye, konulmazsa otur oturduğun yerde. Ha, tamam. Öyle enişteyle falan yüz göz olayım deme hemen. Adam kibarlığından öyle yapar. Ardımızdan yüz buldu tepemize çıktı bunlar dedirtme. Tamam. Niye böyle diyorum? Diyorum. Çünkü bacımız zor vaziyette kalır. Ağzının tadı kaçar değil mi? Evet. Her dediğime kafa sallıyorsun ama göreceğim ben seni. Dur dur. Erken mi geldik acaba abi? Uyuyor olmasın bunlar? Uyunur mu? Şehir yeri burası. Uyunur tabii. Bugün işe gitmiyorsa Niyazi eniştem uyuyorlardır. Ama dışarıda mı bekleyeceğiz? Öyle ya be. Çalalım bakalım. Ya kim geldi sabah sabah ya? Canım nereden bileyim, açıp baksana. Evet. Oo, ya vallahi tanıyamadım, iyi mi? Zuhal bak kimler geldi. Ya hay Allah. Ulan Halil, seni tanımasam bunu hiç çıkaramayacağım ha. Lan ne kadar değişmişsin sen be. Sağ ol Niyazi enişte. Aa, Halil. Kenan. Canlarım. Aman yarabbi. Abla aman nasılsın? Aman yarabbi. Geçin, geçin hemen. Ay aman ha. Allah'ım geçin. Hadi çabuk. Nasıldı Halil? Annem yani. Gece sancım var dedi. Hep olurdu ya, önemsemedik. Anneme bilirsin. Hani alın beni götürün filan da demedi. Sabah Kenan buldu yatakta. Öyle uyumuş da uyanmamış gibi. Allah kurtardı be abla. Ömrünün yarısında çekti annem. Ne diyelim işte. Ya gelelim dedik ama birader. Vallahi işin önü alınmıyor ki. Bir dakika ayrılamadık emin ol. Bilmez miyim enişte? Ama bir görseydi ablamı iyi olurdu. Ben çay ısıtayım. Ben de giyineyim ya. Böyle oturup kaldık pijamayla. Amma saldırdın yemeğe be. Kıtlıktan mı çıktın sen? Ama acıkmıştım abi. Oğlum adam demez mi benim kayınlar pek görmemiş diye? Aklından geçmez mi? Tamam yemiyorum artık. Yok yeseydin bir de. Allah Allah. Ne yapmak niyetindesiniz şimdi Halil? Şey abla, köye dönemeyiz. Hani çift yok, çubuk yok. Buradan bir iş bakalım diyoruz.
Ama nasıl olur artık bilmiyorum. Zor tabii. İş aslanın ağzında. Siz bir de yol yolak bilmeden... Nasıl olacak bilmem. Ben eniştenle konuşurum. Soruştursun bir. Biz size yük olmayız abla. Siz hiç yük olur musunuz bana? Kara gözlüm. Kardeşlik böyle günler için değil mi? Kaynatıyor musunuz? Öyle vallahi, özlemişiz. Zuhal çıkıyorum ben. Tamam. Siz de yatıp dinlenirsiniz bu arada. Niyazi, iş güç diyorlar. Ya bir kulağında olsa da bakıversen bunlara. Ne? İstanbul'da kalacaklar mı yani? E ne yapsın çocuklar canım? Yani köye gitseler ne yapacaklar? Vallahi iyi bakalım da bunlar vasıfsız adamlar ya. Nereden iş bulacağız bunlara? Allah Allah. Ya sen bak yine de, tamam mı? Tamam tamam, hadi eyvallah. Güle güle. Uyumuş zavallım. Hı. O teker üstü geldi de yorulmuş akıllım. Ben yatıyorum ya. Hadi iyi geceler herkese. Sana da enişte. Ha, haber saldım bir iki yere. Bir imkan olursa arayacaklar beni iş için. Sağ ol enişte. Allah razı olsun. Ha. Sizin yatağınızı da yaptım. Yatın siz de hadi. Hadi bizim oğlan yatalım. Sizi özlemişim. Çok özlemişim. Abi ne yapıyorsun sen? Ne oldu be? Cevşeni çıkardın. Evet. Annem çıkarmayın hiç dediydi. Çok tembih ettiydi annem. Oğlum, çıkarmayın demek yani sürekli takın demek. Sabah olunca yine takacağız herhalde. Olmaz, şimdi tak. Ve subhanallah. Niye oğlum? Tak işte. Yani bizim oğlan. Bozuk plak gibi bir başladın mı var ya. Allah Allah. Takın bakayım şunları. Ne bunlar anne? Muska mı? Yok, bunlar cevşen. Cevşeni kebir. Ne demek yani? Cevşen zırhtır, kalkandır. Bildiğin kepenektir. Nasıl yani? O izine yüzler sürülesi peygamberimiz harpteymiş, bildin mi? Çetin kavga oluyormuş yani. Kan oluk oluk. O ara duaya durmuş. Rivayet böyle işte. Cebrail aleyhisselam zırhını çıkarmasını söylemiş. Demiş ki bu dua seni koruyacak. Tedbirsizlik İslam'da yok. Yok ama duanın yeri ayrı. Cevşen, nasıl söyleyeyim, güzel bir rivayet işte. Güzel bir dua. Takıyorum ben. Ben de. Takın. Takın ama tedbiri elden bırakmayın. Cevşen size neyi hatırlatır biliyor musunuz? Neyi? Diyeceksin ki ey ya Rabbi, dünyada bu kadar derdi, borcu, acısı, hastalığı, mihneti olan insan varken beni bu imtihanlarla sınamadığın için sana hamdolsun. Bu işte. Dosdoğru gitmeyi, bunu hatırlatır Cevşen. Annemi özledin mi? Ben çok özledim. Evin direği göçtü gibi oldu değil mi bizim oğlan?
Allah rahmet eylesin. Yarın ona bir Yasin okuyalım Kenan, ha? Ha? Kenan. Merhaba, hoş geldiniz. Ooo! Niyazi Bey! Ya iyice uğramaz oldun be! Hoş geldin. Hoş bulduk Ferit ya. İşten güçten fırsat mı buluyoruz kardeşim? Yoksa kaçırır mıyız şuranın keyfini? Ne demek canım? Burası senin sayılır. Değil mi ki sen benim o çatallı işimi çözdün? Ne yapsak az valla. Seninle mi arkadaşlar? He ya, kayınbiraderler benim. Ya geçin de çay içelim be. Açlığınız var mı? Sağ ol Ferit'ciğim. Az konuşalım. Vaktini de yemeyelim senin. Aa, ne demek canım? Buyurun buyurun. Geçin. Geç. Geç. İşler nasıl? Ya nasıl olsun? Hah, işleri bilmez misin? Patronun insafına kalsa çıra gibi yandık valla. Ufaktan şöyle tezgaha girmezsen zor bu işler, zor. Bilmez miyim, bilmez miyim? Bakın işte, Ferit abiniz örnek olsun size. Sıfırdan başladı, şimdi ne durumda? Evler, araba... Kuru para da çıkar senden ha Ferit? Öyle tabii canım. Çok mücadele ettik, çok! Ha, baksana sen bir şey söyleyecektin galiba. Ha, ya söyledim ya, ha. Kayınbiraderler. Biliyorum iş aslanın ağzında ama... belki bir şey yapabilirsin diye sana getirdim. Ya sana canı feda biliyorsun. Ya bakarız ama malum işte. Bizim vereceğimiz iş öyle pek... Biz razıyız canım. Çalışkandır bu çocuklar. Sen ilk hamlede bir ellerinden tut da... onlar gerisini getirirler, merak etme. Tamam. Patron öğleden sonra gelir. Ya pek bana ters davranmaz ama... yine de bir onunla görüştürürüm ben bunları. Olur mu? Vallahi minnettar kalırız artık. Şimdi orada mı onlar? Patronla konuşturacak Ferit. Ay, hadi inşallah. Sağ ol Niyazi. Çok iyi ettin. Ne oldu? Neye bozuldu? Ya bozulma değil de Zuhal. Nasıl olacak bu iş? Yani iki tane kazık kadar adam. Ev desen öyle geniş falan değil pek. Yani... idare ederiz canım. Baksana, iş de olacak gibi inşallah. Ya iş olsa ne olur, olmasa ne olur? Bulacakları iş bulaşıkçılık. Okul yok, zanaat yok. Ne olacak? Şişt, gelin, gelin. Gel. Ahmet abi. Heh. Bu arkadaşları Niyazi getirdi. Bizim de adam açığımız var malum. İznin olursa işe alayım. Bir deneyelim abi. Temiz mi bunlar? Evet abi. Şimdilik öyleler. Bir bakalım iş tutuşlarına. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Ama ikisi birden fazla olmaz mı? Bir adam yeterli bize. Bize müsaade edin, birlikte çalışalım. Biz hiç ayrılmadık şu ana kadar. Oğlum, daha kardeşinden göbek bağını çözemiyorsan bir alt olmaz senden. Neyse. Ferit, bildiğin gibi yapsan ya. Uğraşamam şimdi. Peki abi, sağ ol. Hadi hadi, geçin geçin çabuk. Vallahi abla, eniştem söyledi. Adam hiç sektirmedi. Başımla beraber dedi hemen. Herkes aylarca geziyor da bulamıyor iş be. Biz çık diye ikimiz de üstelik aynı yerde bulduk. Enişteniz kafasına koyduysa bitmiştir. Değil mi Niyazi? Ben çıkacağım biraz. Ne yapıyorsun sen ya? Seni de yıkıyorum. Sen önce işini bitir bakalım. Yani seni gören de bayağı iş yapıyor zanneder ha. Öyle ciddi ciddi. Tabii, iş değil mi bu? Sen şakadan falan hiç anlamayacakmışsın ya bizim oğlan. Dur bakayım, rahmetli babamlar ne derdi sana küçükken?
He? Vekil yaveri derdi, vekil yaveri. Evet, bulaşıkçı bakan yaveri. Nasıl gidiyor bakayım biraderler? He? Şu burnunu sil lan. Ne öyle? Ha, Niyazi nasıl, iyi mi? İyi, ne olsun işte. İyi, iyi. Ya bu işte çekilir iş değil be. Buna da şükür be abi. Ya oğlum, o ayrı fasıl tabii. Ama işte ilerledin, yürüdün diyelim. Ne olacak? Buradan komiliye geçersin. Ondan sonra da garson. Şansın varsa tabii. Ferit'in adamı olun, tamam mı? Gaza gelmeyin. Ha? Ha? Hadi bakalım canım, hadi hadi. İçin bakayım şunları yemeği beklerken. E hadi. Abla gerek yoktu ya. İç iç. Enişteniz de gelir birazdan. Yemeğe otururuz. Hah, geldi bile. Hoş geldin. Ne o? Elde bardaklar filan. Oh! Hazırlayayım mı hemen yemeği? Yok, hazırlama. Onlar yesin içsin canım. Niyazi'ye ne gerek var? Niyazi! Ne oluyor Niyazi? Hesap sorup durma bana. Ama ne yaptım ki ben? Evin hiç tadı kalmadı, tamam mı? Kazık kadar adamlar gelip postu serdiler. Ne zaman nereye baksan biri var evde ya. Sinirim bozuluyor. Ama işe başladılar işte. Yavaş yavaş onlar da kendi düzenlerini kuracaklar. Oo, onlar bulaşıkçılıktan düzen kuracaklar da ben de rahat yüzü göreceğim. Ölme şeyim ölme. Ne yapayım Niyazi? Kapı dışarı edemem ya. Sen edemezsin ama dur bakalım ben ne yapıyorum. Afiyet olsun. Sen. Sen beni takip etmiyordun değil mi? Yok abi, niye takip edeyim seni? Bir şey gördün mü? Gördüm ama şey, tesadüf. Ha. Beni alakadar etmez yani. Ne gördün? Para. Kasadan para alıp cebine koyduğunu gördüm. Ha. Başka? O kadar abi. Onu da unuttum zaten. Unuttun mu? Tabii abi. Benim ne üstüme vazife? Aferin. Aferin sana. Bak böyle olacak işte. Buraya pirinç alırsam komisyonumu alırım. Et alırsam alırım. Buraya giren çıkan her şeyden payımı alırım ben. Yolumu bulurum arkadaş. Ferit'in evi var, arabası var. Var. Peki nasıl var? He? İşte böyle var. Gerzeklik etmeyecek insan. Bal tutan yalayacak parmağını. Al. Tabii. Hmm. Patron bilmiyor mu sanki? Biliyor tabii. Ama başka birini bulsa o daha çok çalıp çırpacak. Aklın yolu kaç. Bir. Şişt. Patronu ötmesin değil mi lan? Hiç olur mu abi? Ne demek?
Ben söylerim. Ne dedin sen? Şaka yapıyor. Şaka yapıyor abi. Değil mi Kenan? Ben söylerim. Ulan nankör müsün sen ha? Nankör olan sensin. Ben değilim. Kenan, patlatırım şimdi bir tane. Öyle olacağı belliydi zaten. Yandınız oğlum siz, yandınız. Yaktım sizi. Bırakın lan işi. Bırakın. Hadi. Bizim olan var ya, sen tam salaksın. Tam salak. Yaktın ikimiz de be, yaktın. Ama görmedin mi abi, adam neler? Sana ne be adamın ne yaptığından? Sana ne ha? Alemin doğrucu da butu sen misin? Al işte, ne at edeceğiz şimdi? Nereden bileyim ben? Kafan basmıyor senin, kafan. Aha, İstanbul gibi yerde dımdızak kaldık. Abi. Ne? Benim içim çok rahat. Tabii ya, beyimizin içi rahat. Yarın kalalım ortada, sen o zaman görürsün rahatı. Bunun çaresine bak, tamam mı? Yoksa sen de bavulunu hazırlarsın ona göre. Niyazi, nereye gitsin çocuklar, yapma. Bir halt olmaz bunlardan, uğraşma. Rica minnet işe koyduk, yedikleri naneye bak. Vallahi nasıl mahcup oldum Feride. Adam kesse bunlara haklı. Evet ama o da şey yapmış. Tamam be tamam, bitmiştir bu tartışma. Niyazi yavaş ol, çocuklar duyacak, bağırmadan konuş. Tamam be, bana ne, duyarlarsa duysunlar. Duysunlar da bir an önce başlarının çaresine baksınlar. Abi, üzülme. Üzülme diyorsun ama... Doğruyu bir kere görmezlikten gelirsek ondan sonra hiç göremeyiz abi. Bize yakışır mı? Ne olacak yani? Ömrü billah aç gezecek halimiz yok ya. Allah bir kapı açar. Bilmiyorum ya. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Annemi hatırlasan abi. Biz adamlık yapmazsak... Boynumuzdaki ne yapsın ha? Doğru be. Aç mezarı yok ya. Yarın erkenden gidelim. Ablam kalkmadan. Baksana. Huzursuzluk diz boyu. Onun da ağzını tadı kaçmasın. Tamam abi. Tamam. Thank you.
Ne haber var ne bir şey. Al işte Niyazi, beğendin mi yaptığını? Ben ne yaptım ya? Allah Allah. Daha ne yapacaksın? Apar topar kovdun çocukları. Barındıramadın iki gün. Öf be. Ne tadım kaldı ne tuzum. Buradalar dert, burada olmazlar yine dert. Ne haliniz varsa görün be. Hayatlarından endişe ediyorum Niyazi. Burası İstanbul. Allah muhafaza, her şey olabilir. Bir şey olmaz. Bir sağlık haberlerini alsaydım hiç olmazsa. Canlarım benim. Bizim oğlan ya. Biz oradan kovulduk, unuttun mu? Ne konuşacaksın adamla? Adam seninle konuşmaz bile. Bir kere daha deneyelim. Bizim suçumuz yok ki abi. Ama haberi var adamın. Kendi kovdu bizi. Belki anlamamıştır. Dikkat etmemiştir belki. Ferit, çağır şunları bana. Ama abi onlar... Çağır dedim. Kenan, küçük olan sen. Kenan da değil mi? Evet. Ferit abinden özür dilemeye mi geldiniz acaba? Hayır. Ne? Emin misin? Gördünüz mü abi? Bunlar böyle işte. Sizin merhametinize karşılık bunlar... Bir dakika. Çocuk, emin misin? Evet, dilemem. Hadi aslanım bakayım. Hadi bakayım dışarı. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Bir dakika. Gelin buraya. Büyük, şu askıdan bir garson önlüğü getir bana. Ferit, bu önlüğü giyip çalışacaksan al. Yoksa işte kapı. Ama... Kenan, sen kasaya geçeceksin oğlum. Abin de burada çalışacak. Tamam mı? Kasa mı? Evet, aynen öyle. Kusura bakmayın çocuklar. Bu herifin akbabalığını ben geç anladım ama... Bu arada mağdur ettim sizi. Haklıymışsınız. Anlaşıldı. Hadi göreyim sizi. Canım ablacığım, çok iyiyiz, çalışıyoruz. Seni özledik. En kısa zamanda görüşeceğiz inşallah. Halil, Kenan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.